Göründüğü gibi burada bir arabamız var ve bu araba 3 saatte 150 kilometre yol alıyor. Bu videoda öğrenmenizi, bu videoda göstermek istediğim şey, bu arabanın 3 saatte aldığı yolu nasıl farklı biçimlerde belirtebileceğimiz. Öncelikle, öncelikle hızı hesaplayabiliriz. Fakat bu sırada hangi birimin hızı belirleyeceğini, hangisinin bize daha faydalı olacağını, hangisinin en uygun olacağını veya olmayacağını da düşünürken hesaba katmanızı istiyorum. Hızın ne olduğunu bir hatırlayalım. Uzaklık d eşittir hız r çarpı zaman. Bu da t olduğunu biliyoruz. Ya da eşitliğin her iki tarafını zamana böldüğümüzde hızı uzaklığın zamana bölünmesine eşit olarak da düşünebiliriz. Burada bize uzaklık ve zaman verilmiş. Yani biz hızı bulmak için uzaklığı zamana böleceğiz birimleri yanlarına yazıyorum çünkü birimlerin de üzerinde ufak cebirsel oynamalar yapmak mümkün. Bu yüzden onları da sayıların yanlarına ekliyoruz. Birimler değişken olmasalar da aynı özellikleri taşıyorlar. Hatta bir değişken gibi üzerlerinde oynanabilir dersem doğru olur. Örneğin hız eşittir uzaklık yani yol bölü zaman dediğimizde, uzaklık bölü zaman dediğimizde, burada hız 150 kilometre bölü saat diyoruz. 3, düzeltiyorum, 3 saat diyoruz. Hızımız 150 kilometre bölü 3 saat. Yani sadece sayısal değerlerine baktığımızda 150 bölü 3 dersek, bu bize 50 sonucunu verir. 50 sonucunu verdi değil mi? Yani bu 50'ye eşit demektir. Ama birimleri aynen eşitliğin sağına geçiriyoruz. Burası saatte 50 kilometre hız ediyor. Az önce demek istediğim buydu. Bakın kilometre ile belirtilmiş kısmı saatle belirtilmiş kısma bölüyoruz. Kısaca 150 bölü 3 deyip kalan birimleri olduğu gibi aktardık. Başka bir deyişle cebirsel yönden olduğu gibi bıraktık. Ve birazdan üzerlerinde boyut analizi dediğimiz yöntemle daha da oynama yapacağız. Sonuç olarak saatte 50 kilometre hız Gayet kullanıma uygun bir birim. Saatte 50 kilometre hızla gidiyorum dediğimde kulağa gayet hoş geliyor, gayet doğru geliyor, değil mi? Şimdi bu sonucu değiştirmenin diğer yollarına bakalım. Elimizde saatte 50 kilometre hız var. Boyut analizi yapacağımız yer burası. Diyelim ki bunu kilometre bölü saniye yapmak istedik. Kilometre bölü saati kilometre bölü saniye'ye nasıl çevireceğiz? Bir saatte şu kadar yol gittiysek, belli bir yol gittiysek, saniyeye vurduğumuzda değerimiz artacak mı, yoksa azalacak mı? Haliyle saniye saatten çok daha kısa bir zaman birimi. Bir saat 3600 saniye ediyor. Yani o yolun 3600'de biri kadarını kat etmiş oluyoruz. Ama biz bunu birimlerle nasıl hesaplayacağımıza bakalım. Pekala, burada yok etmeye çalıştığımız paydadaki saatler. Şöyle düşünelim. 1 saat, Ben bir saat eklediğimde otomatik olarak diğer saatle sadeleşiyor. Biz de saniye olarak bulmaya çalıştığımıza göre, bir saat kaç saniye eder dedik? 3600 saniye. Burada yaptığımız az önce bahsettiğim, boyut analizi uygulayarak, bu birimlerin üzerlerinde aynen değişkenlerde olduğu gibi değersel değişiklikler yapmak. Şimdi önümüzde saatin bölü saati var. saatin, bölü saati var. Biz sayısal olan kısımları çarpabiliriz. Yani 50 çarpı 1'i 50 çarpı 1'i 3600'e böleceğiz. Bunu yazayım. Sonra zaten saniyede alınan kilometre kalıyor. Veya yalnızca saniye diyebiliriz. Bakın hep yanlarına yazıyorum. Şimdi bu 50 bölü 3600 bu şekliyle net görünüyor bir saniyede, bir saatte aldığım yolun 3600'de birini alırım diye bakınca mantıklı duyuluyor değil mi? Tabii biz yine de bunu rakam olarak sonuçlandıralım. 50 bölü 3600 diyelim. 50 bölü, şurada sadeleştirerek gidelim. 50 bölü 3600 ile 5 bölü 360 aynı şey değil mi? Bunu daha da açık olsun. 10 bölü 720 diyelim. Sadeleştirdiğimizde de 1 bölü 72 yapıyor. Yine aynı şekilde yanlarına kilometre ve saniye ekliyoruz. Şimdi bu değerin çok uygun olduğunu, çok makul duyulduğunu kulağa hoş duyulmuyor değil mi? Saniyede 1 bölü 72 kilometre hız hiç alıştığımız bir söyleyiş değil değil mi? Tamam her 72 saniyede 1 kilometre yol alacağım bilsem de hala bana biraz tuhaf duyuluyor. Hesap makinemi çıkarıp hesaplıyorum. 1 bölü 72 ne ediyor? Birisi bana ben saniyede 0,0139 kilometre hızla gidiyorum dese hiç anlaşılır kavramsal bir yanı yok değil mi? Bu öncekinden daha da uygunsuz bir hal aldı. İyice tuhaf duyuluyor. Ama biz bunu bu halden de kurtarabiliriz. Saniyede 1,72 kilometre hızla gidiyoruz. Kilometre değeri olarak çok küçük. Peki biz bu sayıyı, bu sayıyı nasıl artırabiliriz? Şöyle ki, bir saniyede yapılan kilometre olarak değil de, bir saniyede yapılan metre olarak düşünürüz. Bir kilometre de bin metredir değil mi? Yani biz kilometreyi metreye çevirdiğimizde bayağı büyük, en azından makul duyulan bir rakam elde edeceğiz. Hatta bin katı değerinde bir rakam olacak. Evet, biraz kafa yoralım. İlk önce bu kilometreyi kilometreyi metreye çevirelim. Nasıl yapacağız? Az önce de yaptığımız gibi kilometreyi götürmek istiyorsak diğer paydaya da kilometre ekleyeceğiz ve ikisi birbirine götürecek. Ve payın metre olmasını istiyoruz. Kafamızdan hesaplayarak ilerliyoruz. Her kilometrede 1000 metre var. Kilometreler birbirine götürdüğünde ben 1 ile çarpıldığı için direkt doğrudan 1000 olarak geçiriyorum. Payda da bölü 72 olarak geçiyor. Zaten kalanlar, zaten kalan birimler, payımızda metre var ve bir de saniye var değil mi? Pekala, bu elde ettiğim sonuç daha uygun duyuluyor mu? Aslına bakarsanız bana gayet uygun duyuluyor. Hesap makinemizi çıkarıp tam bakalım. Bini 72'ye böldüğümüzde ne yapıyor? Ortalama 13,9 yapıyor. Bu da ortalama alınan mesafe saniyede 13,9 metre demek oluyor ki bu da kulağa hoş geliyor. 13,9 metre mesafenin ne kadar olduğunu ve bu yolun 1 saniyede alındığını gözümün önüne getirebiliyorum. Kısaca bu bir hızı tabir etmek için, tanımlamak için kullanıma uygun bir değer. Bu araba saatte 50 kilometre hızla gidiyor desem, aracın saniyede 13,9 metre yol aldığını kolaylıkla düşünebiliyorum. Kafama yatıyor. Ama saniyede 1 bölü 72 kilometre hızla gidiyor dendiğinde pek bir şey ifade etmiyor. Ayrıca saatte alınan metre dendiğinde de yine biraz tuhaf oluyor. Aslında onu da hesaplamanızı tavsiye ediyorum. Hatta yapalım. Burada saatte alınan yolu metre hesabına dönüştürelim. Aynen önceden yaptığımız gibi. Bir kilometre 1000 metre ettiğine göre kilometreler birbirini götürdü. 50 ile de 1000'i çarptığımızda saatte 50.000 yapıyor. 50.000 metre. Kafamda bunu kilometre olarak hayal ettiğimde aklıma yatıyor ama burada çıkan sonuç tezat değil mi En azından benim kafamda kilometre olarak düşünmek daha kullanışlı. Daha uygun duyuluyor aynı saniyede alınan metre olarak tarif edildiği gibi daha kullanışlı, daha uygun duyuluyor. Ama saniyede alınan kilometre veya saatte alınan metre hakikaten hiç kullanışlı duyulmuyor.